Hiçbir korkuya benzemez. Halkını satanın korkusu. Son 10 yıl içinde Cengiz Holding'in 30, Koli'nin 36, Makyol'un 24, Kalyon'un 19, Limak'ın 19 adet vergisi silindi. Ama küçük esnafa gelince, ama küçük köylüye gelince, ama yoksul işçiye, para cezası verilmiş yoksul işçiye gelince devlet vergi silmiyor. Devlet onların vergilerini borçlandırmaya ve bu borcu yapılandırarak tahsil etmeye niyetleniyor. Oysa siftah yapamadığı için Mersin'de intihar eden esnafın, yoksulluktan geçinemediği için Mersin'de intihar eden inşaat işçisinin, işsizlikten Denizli'de intihar eden gencin, Yozgat'ta traktörüne haciz geldiği için kalp krizinden ölen çiftçinin talebi borç yapılandırması değil. Onların bir tane talebi var. Küçük esnaf borçlarının silinmesini, elektrik su borçlarının yok edilmesini, vergilerinin silinmesini bekliyor. Çiftçi hacizin kaldırılmasını, kredi kurumlarına, bankalara olan borçlarının silinmesini ve mazottan, tohumdan, ilaçtan alınan ÖTV'nin kaldırılmasını bekliyor. Ve işçiler asgari ücretten verginin kaldırılmasını, insanca yaşayacak ücretin verilmesini bekliyor. Ve işsizler çalışabilmek için mesai saatlerinin 6 saate indirilip işçilerin çalışacağı bir ortamın yaratılmasını bekliyor. Ama bu iktidar çoğunluğunun bunu verme şansı yok. İşçiden, esnaftan, yoksuldan oy alan bu iktidar ne yazık ki tekellerin, ne yazık ki zenginlerin, ne yazık ki yandaşların çıkarlarını savunuyor. Ve bütün çabaları onlara vergi affı çıkarıp devletin bütün vergisini yoksula, çalışana yıkmak oluyor. Ezgi Mola, sanatçı, tecavüzcü, genç bir kadının ölümüne sebep olmuş, hapishanede bu yüzden mahkemede yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'ın serbest bırakılmasını kınadı. Ve yazıklar olsun dedi. Ve sırf bunu dediği için hakkında dava açıldı. Ve ben buradan diyorum ki bu ülke halklarına, Ezgi Mola'yı yalnız bırakırsak yazık bize olsun. Ve esas yazık katillerle, tecavüzcülerle, mafya bozuntularıyla omuz omuza gezen, kol kola gezen bu iktidara, bu iktidarın çoğunluğuna olsun. Yazık olsun. Çünkü Peker'in anlattıklarını dinlemiyorsunuz. İyi dinleyin. Peker'in anlattıkları sizin hikayenizdir. Peker sizin yolsuzluğunuzu, Peker sizin çürümüşlüğünüzü, Peker bu devleti nasıl bir suç örgütü haline getirdiğinizi anlatıyor. Ve ben buradan bu ülkenin halklarına, işçilerine, yoksullarına seslenmek istiyorum. Susarak, beddua ederek, Twitter'dan, sosyal medyadan kınayarak bu pisliği temizleyemezsiniz. İşçinin hakkını alması için, yoksulun hakkını alması için, çiftçinin ölmemesi için bu tekel düzeninin, bu zengin iktidarının yıkılması gerekiyor. Bu mafya düzeninin, bu suç örgütünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve bunu yapacaksak bu pisliğin kaynağına bakmak zorundayız. Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan, 93'ün, o kanlı katliamların, yargısız infazların, köy boşaltmaların, kirli savaşın ve narko ekonominin mimarları. Ve bugün onları konuşuyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bugün bu pisliği öğrenler Kürtlere karşı kanlı bir savaştan besleniyorlar. Ve biz Kürt sorununda demokratik bir çözümü sağlayamazsak, biz Kürt halkıyla demokratik, adil bir barışı sağlayamazsak bu hükümet gider, başkası gelir ama bu mafya düzeni yerinde kalır. O yüzden enerjimizi ve gücümüzü bu mafya düzenini korumaya, kovmaya harcamalıyız. Biliyorum korkuyorsunuz. Ama korkun necele faydası yok. Nazım'ın yarın ölüm yıl dönümü. 3 Haziran 1963. Nazım'la bitireyim. Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.